Hem konut satışları hem de ticari gayrimenkul satışları yılın ilk 3 ayında nasıl geçti? Yılın ilk üç ayı konut anlamında daha geçtiğimiz yıla göre birazcık daha yavaştı. Bunu TÜİK verilerinden de hissedebildik. Ocak ayında bir miktar düşme olsa da Şubat ayında biraz toparlanma vardı TÜİK verilerine göre. Ben Mart ayında da açıkçası açıklanacak olan TÜİK verilerinde yine geçen yılkine benzer bir seviye öngörüyorum. Dolayısıyla hani geçtiğimiz yılda kıyası yapmak gerekirse konut tarafında satışlar anlamında bir miktar az olsa da yine geçtiğimiz e, yılı ilk çeyrek yakalayacak gibi gözüküyor. Ee, genel olarak e, konut ve yeni konut projelerinde ise geçtiğimiz 3 ayı değerlendirmek gerekirse çok fazla e, lansmanı yapılan yeni satışa çıkan proje görmedik. Bunun birkaç sebebi var. Tabii hani yılın ilk ayları genelde bütün şirketlerin e, kendi iç düzenlerini iş dizaynlarını yeniden kurguladıkları dönem. Dolayısıyla dönemsel olarak da bu ilk 3 ay içinde yeni proje lansmanları çok beklemiyorduk. Tahminim Nisan ayı ve devamında belki Eylül ayı yeni lansmanlara ev sahipliği yapacak yeni projeler olabilir. Ticari gayrimenkul tarafını değerlendirmek gerekirse yılın ilk üç ayında ofis piyasasında biraz sakinlik gözlemledik. Temel sebebinin de dolar kurlarındaki öngörülmeyen artışlar olduğunu bir miktar düşünüyoruz. Çünkü bu süreçte ilk üç ayda baktığımızda bazı firmaların, daha yüksek kira ödedikleri yerlerden çıkıp görece daha düşük kira ödedikleri yerlere geçmeleri yönünde bir hareket e, zeminleri vardı. Dolayısıyla bu da bir miktar hareketliliği arttırdı ofis piyasasında. E, ama genel doluluklara baktığınızda çok iyi lokasyonlardaki e, boşluk oranlarının ben çok az arttığını düşünüyorum bu ilk üç ayda. Yıl sonuna kadar beklenti nedir gayrimenkul sektöründe? E, açıkçası ben yine hareketli bir yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü yaptığımız işlerde de değerleme ve danışmanlık taraflarında da bunun çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. E, herkes yeni projeler için, e, yeni projeler için arayış içinde. Şu anda daha çok bence e, geliştirme firmaları ve inşaat firmaları yeni projelerinin geliştirme safhasındalar. Geliştirme e, konseptleri üzerinde çalışıyorlar. E, o nedenle biz bitmiş ya da lansmanı yapılmış yeni ürünler görmesek de yıl sonuna kadar burada e, yeni projelerle karşılaşacağımızı öngörüyorum. Ee, diğer tarafta da e, ticari gayrimenkulde bence belki yılın e, ikinci yarısından sonra bir miktar daha hareketlenme olur öngörüsündeyim. Yaz ayları sezon etkisi nedeniyle hem tatiller hem e, Ramazan yine mutlaka bu yılda etkili olacaktır. Dolayısıyla ikinci e, altı ayda daha hareketli bir ticari gayrimenkul piyasası olabilir düşüncesindeyim. Kentsel dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? E, kentsel dönüşüm enteresan konut tarafı kadar e, yani kon yeni konut projeleri kadar e, yavaşladığını düşünmüyorum. Hani şirket olarak da yaptığımız işlerin e, önemli bir kısmını özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturmaya başladı. E, sebebi de hani oradaki e, proje çıkacak rakamlar, hasılatlar, giderler o kadar net ve belli ki, diğer taraftan da tabii kentsel dönüşümün çıkış amacının deprem olduğunu öngörürsek, insanlar daha nitelikli ve daha yeni konutlarda oturmak istiyorlar. Dolayısıyla hep orada bir e, talep ve yönelme var diye düşünüyorum. E, dolayısıyla o taraf e, ilk üç ayda da hareketliydi, yılın geri kalan kısmında da hareketli olacaktır diye düşünüyorum.